Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşımızda muhteşem seslere sahip Enis Akkılıç'ın aracı var. Evet, Scania R500 var karşımızda. 12 vitesli bir araç bu. Modifikasyon hiçbir şekilde yapılmıyor. Olduğu gibi stok bir halde alıp mod bayisinden kullanabilirsiniz. Video altına linkini bırakacağım. Laf fazla uzatmayalım ve aracın tadına bakmaya başlayalım. Aracın kokpitinden başlayacağız yemeğe. Böyle bir ilginç bir şey diyormuşum ben. Neyse, aracı bir çalıştıralım. Evet, sesleri duydunuz. Muhteşem bir iç ses var. Ve Poyraz Bey, değil mi? Evet, Poyraz Bey. Bey Poyraz. Anladın? Orada bir değişiklik var. Enis Akkılıç gerçekten güzel yaptı bu aracı Renault'tan sonra. Biliyorsunuz Renault bayağı söylenmeyecek şeyler oldu Renault'a. Şöyle kamera açısını birazcık ayarlamak istiyorum açıkçası. Birazcık da bir tık, iki tık yakınlaştırayım. Böylesi daha iyi. Gidecek olduğumuz rotayı da söyleyeyim. Pro Motos haritasındayız. Selanik'ten çıkacağız. Reşadiye'ye gidip Reşadiye'den geri getireceğim sizi arkadaşlar. Nasıl olacak? Burayı görün. Tekrar Reşadiye'den çıkıp geri getirip yükümüzü bıraktıracağım. Hadi o zaman gidelim. Böyle 1'e verelim arabayı. 12 vites bu arada. Oh. Hadi gidelim. Şöyle dıştan da göstereyim. İç ışıklar falan var. Araçta navigasyon yok. Aa. Araçta navigasyon yok. Çok enteresan. Bu arada şu kafada Enis Akkılıç yazmasaydı Enis, ben bu arabayı sıfırdan hayata uyarlardım, biliyor musunuz? Ne yaptığımı anladınız mı orada? Aktarmaya girdim arabayı. Bu arada Dorsesi yok oyunda. O da yapılır herhalde diye düşünüyorum. Seslere bayılıyorum ya. Şu ötme sesi var ya. Fuk fuk sesleri. Bayılıyorum onlara. Bu arada gidecek olduğumuz yol efsane bir yol. Birazdan göreceksiniz ne demek istediğimi. Anlayacaksınız. O yüzden Reşadiye'ye inip geri geleceğim ya. Sırf bu yüzden. Sıfır kilometre diyor ama yükümüz var. Büyük ihtimal yolu yanlış koyduğumuzdan böyle dedi. Buradan yollara bakalım. Süper araç ya. Vallahi süper araç. İç ışıklarını kapatalım.
Bu aracın acilen 1.37'ye uyarlanması lazım. Acilen hatta. Bayılıyorum şu sise ya. Of, baya güzel. Bilmiyorum neden seviyorum ama seviyorum o sesi. O sevi ya ventil sesine, ventil sesi değil mi o? Ona bayılmayan yoktur ya şu vitese attığımızdaki gelen sese. Ne sesi? Yo, ventil sesi tıssız sesi oluyordu değil mi? O gelen ses ne sesi? Nereden geliyor o ses? Bilen arkadaşlar var mı? Arabayı devirmeyelim de yolda derken. Bu arada kaç ton dorsum yüküm? 23 ton meşrubat götürüyoruz. Yani içecek. Dağ yoluna yukarı güzel tırmanıyor şu an. Sırada kimin aracı var? Tanju Bey'in. O da gelecek yakında. Onun videosunu da getireceğim. Bak bak Ivego'ya bak. Ivego'ya bak sen. Lan sen hayırdır? Yollar ne güzel ya. Köprü girişi burası. Ya ben buralarda bu yolu neden tercih ediyorum biliyor musunuz? Aynı Türkiye gibi ya yollar. Türkiye yolları gibi. Yani Selanik'te fazla yabancı sayılmaz değil mi? Selanik'in oralar. Yunanistan. Şöyle girelim şuraya. Sadece aracın sesini dinleyin. Beni boş verin arkadaşlar.
Kanala katılıp ayrıcalıklar yaşayın arkadaşlar. Katıl butonundan destekleyebilirsiniz. Twitch kanalımıza gelebilirsiniz. Instagram'dan ve Discord adreslerimize gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hepsi Oyun Pass. Skyne yapıyorsun sen bu işi ya. Ne olursa olsun Skyne yapıyorsun bu işi. Bak Enes demiyorum, Skyne diyorum. Çünkü arabanın bir güzelliği var. Enes'in eline geçtiği zaman daha da bir güzel oluyor. Orası ayrı. Dediğim gibi acilen bir 37 uyarlanması lazım bu araç. Mecbur adamı sıkıştırdık, kaza yaptırdık adama. Hata bendeydi, biraz hızlı girdim viraja ama rotarda yavaşlatırız da sandım hiç yavaşlatmadı. Olsun ya, ufak tefek hatalar bunlar arkadaşlar. Fark ettiniz mi aracı? 8'deyken 7'ye düşüp tekrar 9'a çıktı. Aktarmanın yüzünden. Böyle de 10 işe yapıyor. Orada bir vites var ama o vitesi unutuyorum ben. O 5'inci vitesi unutuyorum. Niye 6'dan 4'e çekersin ki arabayı? Yani 12'den neden 8'e çekersin arabayı? Gidiyor işte. Allah Allah. Alışkın değilim arkadaşlar. Ben 12 vites kullanmaya alışkın değilim. Böyle karışıyor aklım. Gidiyor. Bir de o aktarmadır, muhabbettir. Onlara geldiğin zaman tamam ya. Bitti. Ben yokum, ben iptal.
Yollar efsane ama. Promot helal olsun. Vallahi promot helal olsun. Yapıyorlar. Çat çat. Güzel değil mi ya arkadaşlar? He. Güzel değil mi araba? Araba baya baya iyi bu arada. Zaten yüksekmiş vites. Yabandan gel, kömürde gözlüm yabandan. Aslanım sallan gel. Şimdi bu yolun nereye indiğini göstereceğim size. Gidelim bir. Nerelerden nereye geldiğini göreceksiniz şimdi bu yolun. Normalde yükümüzü buraya getireceğiz. Getirecektik ama ben oraya gitmedim. Gidip geri geleceğim çünkü. Gideceğim geri geleceğim aynı yolu. Buraya kadar. Bakın şimdi. Çünkü bir sonraki bölümde artık buraya gelemeyiz. Yani buraları gösteremem sizlere. Ve promotu da böyle geziyoruz modlarla beraber. Güzel oluyor yani. Böyle bir ayrıcalık olmuş oluyor en azından. Promos TM nereden çıktı? SCS'den daha iyi yol yapıyor. Vallaha. Normal biraz açıyorsun. He,
Anladım. Şöyle bir durum var. Bir dakika. Buraya kadar açıyorsun. En sonuncuyu açtığının en sonuncu motor freni de çalıştırıyor. Anladım. Ondan ses o kadar yükseliyor. Bunu sıfırdan hayatta görmek istemez misiniz şu arabayı ya? Ne diyorsunuz? Ama işte uyarlanması lazım. Uyarlanması lazım. Bir de yukarıdaki Enis Akkılıç'ın olayı yazısı işte o biraz sıkıntı. Keşke o ekstradan sökülüp takılan bir şey olsa. O zaman olurdu. Nesi var ya bu arabanın? Araba gayet güzel. Şuna baksanıza ya. Baya baya iyi. Fazla da ümit demeyin arkadaşlar. Gelmeyebilir bu sıfırdan hayata. Muhteşem yollar değil mi ya? Abi gerçekten çok iyi. Ankara kazan biz kepçe dolaşırız ekipçe. Allah. Benim hatam. Evet, buranın sonu böyle limana geliyor. Bu limandan Napoli'ye geçiyorsunuz. Napoli değil. Napoli mi? Oraya bir yere geçiyorsunuz. Oradan dönerek şeye gidiyorsunuz işte. İtalya'ya geçmiş oluyorsunuz bu yoldan. Tekrar geri döneceğim şimdi. Geri döndük. Şimdi şehre doğru geri gidiyoruz. Bir daha dondu bir oyun öyle enteresan bir şekilde. Bir eksisi daha var. Aracın içine bir şey takamıyorum. Böyle süs falan takamıyoruz. Ya tamam, gerçeğiyle bir aynı da.
En azından bir tane navigasyon slotu takılabilirdi ya, slot olması gereken. Hani ekstradan takardı millet yani, oynamak isteyenler. Ta orijinal dedik de yani o kadar da değil. Değil mi? Çünkü bunu açmak saçma oluyor ya, böyle modlar falan kullanırken. Bu ekranı açmak saçma oluyor. Evet, ve istop eder. Şu istop mi diyor? Yo. Şey dikkatimi çekti. Acaba o mu dedim, onun sesi mi de değil. Taco sesi herhalde. Ondan bir istop ettim arabayı. Bir daha. Değilmiş. Enteresan. Taco kapalı mı, açılıyor mu, onu merak ettim ben açıkçası. Evet, artık şehre geldik. Şimdi yükümüzü bırakacağız buraya.
Evet, müşteri teslimat hemen istiyor. Vites geçmedi lan. Enteresan. Hadi abi. Keşke 1.37 uyumlu olsaydım. Mod keşke. Çok isterdim 1.37'ye uyumlu olmanı şu an. Evet arkadaşlar, güzel bir yolculuk oldu. İnisak Kılıç'ın tırıyla beraber. Yapımcısını ben bu arada söylemedim herhalde. Arda Arslan'ın eline koluna sağlık. Araç gerçekten güzel olmuş. Helal olsun. Unuttum, kusura bakma, videonun başında söylemem lazımdı ama unuttum. Gerçekten güzel 10 numara bir mod. Hepinize tavsiye ediyorum. Video altına linkini bırakacağım. Linkten gidip indirebilirsiniz. 1.37'sinde acilen bekliyorum sabırsızlıkla. Nereden bilelim? Belki diyelim. Evet, o zaman vedamızı edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurdu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok şey bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Like tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.